Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi hakkında yani özet bir şey söyledim o zaman. Yani Mesnevi Üstad Hazretleri kendisi nefsini muhasebeye çekiyor. Baştan sona kitap bu. Kendini muhasebeye çekiyor. Ama muhasebeye çekmek öyle ehli tasavvufun şeyi değil. Yani yalnız işte sen günahkarsın, sen öyleyse öyle değil. Hem ilmi yönden alıyor onu. Yani Allah'a subhanahu teala varmak, Esma-i Hüsna'nın tecellilerine ulaşmak yoluyla alıyor. Hem gurur, hakkıd diğer meseleleri düzeltmek için alıyor. Bu iki şey. Aslında Mesnevi yani başlık diye bu kitabın ismini koysak, Bediüzzaman Hazretleri'nin nefsiyle olan hatıratı. Hiç kimse hatırat yazdığı zaman öyle nefsiyle beraber bir hatıratı yok. Herkes işte gittim gördüm filan yerde filan yerde öyle. Ama bu nefsiyle beraber olan hatıratı. Bu önemli bir şey. Ha. Ama üstad onunla beraber iki şey eski, tabi bu Mesnevi'nin eski şey, halini söyleyeyim önce. Mesnevi yoktu eskiden. Eskiden ne vardı? Zerre var, şemme var, şöyle var, zöhre var, bunlar vardı. Ufak ufak kitaplar var. Bunları sonra öyle bir araya getirip ismini Mesnevi'nin oraya koydular. Eski baskıları almışlar, bazı yerlerine çıkararak onları bir yere bir ön söz yazmış ona üstad. İşte şeyde Abdülmecid abi onun Türkçesi yapmış. O öyle gidiyor. Ha. Sonra da Nokta Risalesi'nin Türkçe olarak koymuş. Nokta Risalesi de tabii üç risaleden ibaret. Onları bilirsiniz. Özüm yok. Zühre'nin de çoğu işte lemalar da var. Aslında bunların çok yerleri biz yaptığımız zaman tahkiki. Tahkik ne demek yani? Ne yaptık biz tahkikte? Tahkikte üstadın ilk bir el yazması var. Celil abinin el yazması var. Üstadın tasrihine geçmiş. Celil abinin güzel bir el yazması var. Üstadın tasrihine geçmiş. Sonra teksir vardı. O da tasrihli. Sonra Badırlı abinin Beyrut'ta bastığı Mesnevi Nuriye vardı. Bunları bir araya alıp öyle bakarak birbirine daha işte bazı yerde parantez, bazı yerde noktalama, bazı yerde hadis varsa hadisin kaynağı, ayetlerin şey kaynağı. Artı biz ne yaptık? Usta diyor ya bu Mesnevi Nuriye fidanlık. Bu i'lem dediği zaman bu i'lem nerede geçiyor? Risale-i Nur'un neresinde geçiyor? Tabii o zaman bizim öyle bilgisayar, CD falan yok. Hem de olduğum yerde de kesinlikle yok. Kafamda olduğu şeyler yazmışım. Yani şimdi birisi gelse yeniden bu Mesnevi'ni bu yeni aletlerle beraber, yeni şeylerle beraber yapsa çok muazzam bir şey görünür. Yani görünür her i'lem kaç risalenin özetidir. Yani bir i'lemde okuyorsun, bu i'lemde 3-4 satır filan sözde var. 5-6 satır, lemaların filan yerinde var öyle. İlk baskıda olan bazı ifade-i maramlar var. Çok önemli ifade-i maram. Yani orada üstad bir tabir var der Arapçada noktaları harfin üstüne koyuyor. Yani apaçık çok meseleleri söylüyor. Mesela her şeyde her kitapta da bile her yerde görüyoruz. Birisi konuşur, başkasına anlatmak için konuşur. Veya onun diliyle konuşur. Sen bir çocukla konuştuğun zaman, bir büyükle konuştuğun gibi değil. Şimdi üstad burada öyle değil. Üstad kendi nefsiyle konuşuyor. Diyor, nefsim beni anlar. Ha karşı anlar, anlamaz o başka bir mesele. Yani hiçbir zaman gitmiyor başkasının kafasına. Ha ne diyor? Diyor, ben yazıyorum bunu. O isterse beni anlasın, hayalini, aklını
bana göndersin. Ben misafir edeyim başımın gözüm üzerine. Yani oradan kalkıp bana gelsin. Ben gördüğümü görsün. Bu muazzam bir şey, çizgi. Üstadın yazılarıyla başka yazılar. Şimdi ben karşımda bir duvar pencere görüyorum. Sen karşında onu görmüyorsun. Sen karşında başka şey görüyorsun. Ben ne diyorum sana? İşte karşında bu var. Nerede var? Ama ne zaman sen hayalini benimle beraber yaptın, o zaman ustadın gördüğünü görürsün. Ben bunu denedim. Çok yerlerde denedim. Bir misal. Bir gün dershanede öyle yemek yiyoruz. Bir genç kardeşle beraber yanımda oturmuş. Dedim, çoktan görünmüyorsun kardeş. Dedi, abi şeydeydim, okumak programında. Güzel, okudum. Dedi, sözleri bitirdim. Allah mübarek etsin. Hayırlı etsin, Allah kabul etsin. Dedim, birinci sözü okudun mu? Abi ne demek? Ben söylüyorum, sözleri bitirdim. Sen diyorsun birinci söz. Soruyorum, okudun mu? Tabii okudum. Ne diyor üstad? Dedi, üstad diyor, her hayrın başıdır falan vurdu. Bütün mucizatın vurduğu zamandır. Bu doğru mu? Şimdi ben bu soruyu sorduğum zaman o kızıyor. Ben diyorum ya bu doğru mu? Tabii doğru abi, usta diyor. Sen gördün mü bunu? Sen duydun mu mevcudat bismillah diyor. Yok usta diyor. Usta desin, usta duymuş, yazmış. Usta mesela ne diyor? Ma ketebtu illa ma şahattu. Görmediğimi yazmadım. Muazzam bir hakikat. Üstad görüyor, o meseleyi anlıyor, hazmediyor, kalbiyle, ruhuyla, aklıyla neyse ondan sonra yazıyor. Öyle, filan öyle gördü, üstad gördü, ben de yazıyorum. Öyle bir şey yok. Dedim, git baştan birinci söz oku. Bizim yanlışımız orada. Nefsimiz bizi kandırıyor. İşte bitirdim lemaları. Bitirdim. Doğru bitirmiş, okumuş. Ama sen ustad gibi o meseleleri hazmettin mi? Ustad Mesnevi de bunu bir yerde diyor. Diyor, insan yetiştirdiği delillere, başkasını yetiştirdiği delillere naklettiği zaman çok avham girebilir oraya. Ama kendisi şuuri o meseleye girmişse ona avham girmez. O aslan bir hakikat. Kendisi şuuri olarak o meseleye girmişse ona avham karışmaz. Şimdi ne oluyor bizim şeyde Mesnevi? Diğer risaleler gibi değil. Mesnevi seni zorluyor öyle olasın. Diğer risale anlıyorsun, okuyorsun, tatmin oluyorsun. Bir gün, iki gün o bitiyor. Bu yok. Seni zorluyor. Seni ister istemez içine çekiyor. Bizzat Arapçasında. Çünkü o kadar cümle. Yani mesela bir küçük cümle. Dedik ya, kullu ma yasif la yasaman yatasif. Allah. Muazzam bir şey. Başlı başlı bir kitap. Zaten Üstad başta diyor, her yerden bir risale olmaya layıktır. Hakikaten de öyle. Diyor, akluka ekaluk. Bin nakli nakletuk. Aklın seni ekal, seni bağlar. Seni tutar öyle. Ama nasıl kurtulursun bağlamaktan? O bin nakli nakletuk. Vahiyden gelen Kur'an ve sünnete bağlandığın zaman seni başka bir aleme götürür. Bu uzun cümleyi al, Türkçesi olsa öyle olur. Bu uzun cümleyi 2-3-4 kelimeyle bitirmiş. Akluka ekalek ve bin nakli nakletuk. O zaman bunu okuduğun zaman nasıl okuyacaksın? Akluka ekalek öyle mi okursun? Kelime kelime üstünde durmak lazım. Ve değil kendini kandırasın, ben bitirdim bir gün. Zerreni okudum, bitirdim. Şöyle ne okudum, öyle değil. Oku, dur. Bak ne diyor, niye öyle diyor bunu, nerede demiş bunu? O zaman Mesnevi'ne hakkı verilir. Yani Mesnevi ve Muhakemat kitabı
hala hakkı verilmemiş. İnşallah yavaş yavaş insanlar yani o onun manevi tadını aldıkları zaman onun inşallah hakkını verirler. Mısır'da biz ilk Arapçaları veya üstadı tanıtmak için bir şey düzenlendi. Yarışma. Fikri yarışma. Fikri yarışma. Fikri yarışma ne demek? Gazetelerde, mecmualarda ilan çıktı. İşte Üstad Hazretleri'nin fikrini ele alan bu konularda bir 10 konu yazıldı. Bunlarda yazı yazana ödül verilir. Tabii bu herkes gazete okumuyor. Herkes mecmua okumuyor. Onun için buna da sahip çıkan Ezher çıktı. Dediler bunu en iyi Mevlid Nebevi günleri, orada çok mevlid şeyler olur. Böyle millet toplanır. Bilirsiniz Mevlid Nebevi'dir. Konuşmacılar olur. Orada bunu ilan eder. Yani iki şeyi bir araya alalım. Tamam. Ben Sünnür abiye beraber gittik. Mısır'a. Mısır'dan Minya'ya. Minya. Minya bir şehir. Mısır'ın güneyinde bir şehir. Minya'yla Abdullah var ya. Onun şeyi. Şimdi Minya'ya vardık. Orada Ezher rektörü. Ezher'in kız okullarının dekanı. Bu dekan dedi. Dedi ben dedi, o zamanı tanımıyorum. Tanımıyordum. O hiçbir kitabını okumamışım. Yalnız Mesnevi'sini okumuşum. Bu kitap verselerde okuma kitabı, ders kitabı olmasına layıktır. Çünkü ben burada gördüğüm Mesnevi Nuriye akideyi anlatıyor. Ama kitap ve sünnete bağlılıkla anlatıyor. Felsefeden değil. Bizler Ezher'de felsefeyle felsefeye dayanarak akideni anladık. Hocam öyle değil mi? Kime işaret ediyor? Rektora. Ezher rektoruna. O da dedi evet. Bizler dedi Ezher'de felsefeye akidemizi felsefeye dayanarak okuduk. İlmi kelam öyle dedi, öyle demedi, Mu'tezile öyle dedi. Bunu bu karışıklar. Bu Mesnevi öyle Kur'an'a ve hadise dayanarak diyor. Ben tabii çok sevindim ama yemek esnası hem de bu hocalarla yani öyle cesaret etmedim. O aslında bir şey diyeyim daha doğrusu. Dışarı çıktık. Gittim bu hocanın yanına. Sa'd Zalam yanına. Karşılığı durmuş. Dedim hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu sözün çok güzel. Dedi kardeşim ben şimdi dekanım. Şimdi emredebilirim. Dersler bu olsun. Akide dersi bu olsun. Ama kim ders versin? Yani kim okumuşsa bağlanmış. Bu dediğim misal Mısır'dan. Gel şeye Fas'a. Fas'a çok. Yani başta Taha Abdurrahman isimli bir hoca var. O belki de Arap aleminde değil, Avrupa çapında bir filozof. Muazzam bir insan. Ama ustada öyle hayran. Dedi en-necatu fi'n-nurs. Yani kurtuluş ancak Nursi'de olur. Çünkü Nursi diyor hem aklı, hem kalbi, hem ruhu, bütün latifeleri harekete getiriyor. Hem dünyevi ilimleri gördüğümüz kimlik, fizik, fiyat, onlar da biliyor. Hem eski ilimler de biliyor. Bu yani herkese olmuyor. Şimdi bu ifadeyi bana şeyde yok. Hiçbir mesnevide yok.
Hatta Türkçe'de var. Bu Badrullah Bey'in Beyrut baskında var. Yok. Bunu eski dedim ya, Osmanlı zamanı basılmış, ben onlardan çıkarttım. Ne diyor burada Üstad? Bil ki, diyorlar ki onun eserlerindeki çoğu şeyi anlamıyoruz. Eserleri sahip olup gidecek. Tabii anlamadığı zaman ne olur? Boş ver. Ben de derim, Üstad şimdi cevap veriyor. Allah'ın izniyle zayi olmaz. Her şeyin anahtarı elinde olan zat dilerse zaman gelir, ekser dindar mütefekkirler onları anlarlar. Şimdi zamanıdır işte. Şimdi anlıyorlar yavaş yavaş. Çünkü bu meselelerin çoğu Furkan-ı Hakim'in bana verdiği ve kendi nefsimde tecrübe ettiğim, bak, kendi nefsimde tecrübe ettiğim davalardır. Lakin insanlar tamamıyla benim anladığım gibi anlamayabilirler. Çünkü nefsim su ihtiyarıyla baştan aşağı çeşit çeşit yaralarla perişandır. Elbette selim bir kalbi hayatı olan kimse hava yılanıyla sokulmuş hasta kimsenin kendisi diyor yani. Ben havayı nefs, yılan beni ısırmış yani. Hava yılanıyla sokulmuş hasta kimsenin fehmettiği şekilde tiryakın tesir derecesini fehmedemez. Doğru. Keza ben yazmaktaki aczim veya tağyir korkusu sebebiyle kalbime gelen sunuhatta açıklamak için tasarrufta bulunmuyorum. Bak bu uzun cümle, bak iki satıra yakın Türkçe'de. Orada ne diyor? خَوْفًا مِنَ التَّغْيِيرِ وَعَجْزًا مِنَ التَّحْرِيرِ. Bak cümleye bak. خَوْفًا مِنَ التَّغْيِيرِ عَجْزًا مِنَ التَّغْيِيرِ. Allah razı olsun, Şadi Hoca açıklamış biraz. Ancak anlaşılır. Ama orada onu bir Arap okuduğu zaman bağlanır ona. Nasıl gelmişse öyle yazıyorum. Keza bu üçüncü paragraf çok güzel. Keza kendilerini muhatapları yerine koyup ona göre konuşanlardan farklı olarak karşımdaki muhataba göre değil, kendime hitap ederek konuşuyorum. Böyle olunca kitabın yazıları bana yönelik oluyor, muhatap ise tersinden görüyor. Onun halı aynada kitabı okuyan kimseye benziyor, okuması zorlaşıyor. يَتَعَسَّرُ عَلَيْهِ. Yani zorlanır okumak. Çünkü aynada ters okuyamazsın. Madem ben onun makamına gitmiyorum, öyleyse o bana gelsin, hayalini bana göndersin, ta ki başımdaki kendi gözümde onu misafir edeyim. Yani deriz, hoş geldin başım gözüm üzerine, işte onu diyor. O da, bak, o da benim gördüğüm gibi görsün. Benim gördüğüm gibi görsün. İşte bu sır burada. Şimdi insan her şeye yöneldiği zaman ona göre bir şeyler hazırlık olur, değil mi? Yani mesela diyelim sen yemek yemeye gelmişsin, bir şey hazırlık yaparsın, oturmak, yemek, değil mi? Yani kendini ona göre hazırlarsın. Bir yere gideceksin, giydiren elbise, aynaya bakarsın, ilahir. Şimdi mesnevi, çünkü yalnız akla hitap etmiyor, yalnız kalbe hitap etmiyor. Bütün latifelere hitap ediyor. Onun için kendimizi ona göre, yani nasıl derler, kendimize bir şey yapalım. Çünkü düzen verelim.
ben fikrim, aklım buradadır. Ben bir sefer Sudan'da arabaya bindim. Bir de yanımda bir Arap kıyafetiyle yaşlı bir adam bindi. Dedi, bana baktı, tanıdı tabii, biliyor. Dedi, sen tercüme etmişsin, senin. Dedi, Meleke kitabını ben okudum. Meleke Aleyhisselam. Ama yarıya kadar okudum, hiçbir şey anlamadım. Kendi kendime dedim, ya ben Arap. Bu kitap Arapça, niye anlamıyorum? Demek ben yanlış okuyorum. O yarıyı terk ettim. Döndüm Risale'yi baştan, kelime kelime okudum. O zaman anladım. Şimdi bu Risale'ler için doğru ve Mesnevi için top doğru. Yani Mesnevi için daha çok hazırlanmak. İlemi bir oku, bir de baştan oku, bir de baştan oku. Ondan sonra aklın, ruhun, kalbin ne diyor üstad? Üstadın dediği gibi acaba ben nasıl olurum, ona nasıl girerim? O çok önemli. Yoksa ha üstad doğru diyor, doğru diyor, öyle mi? Nefis öyledir. Yok. Üstad o doğruya nasıl varmış, sen de öyle onu tecrübe etsen o zaman çok mesele. O zaman bakarsın o kadar manalar açılıyor, o kadar işler çıkıyor. Yani kastım zihin toparlansın, hayal açılsın, geniş olsun, dikkat keskin olsun. Cümlelerin, ibarelerin niye öyle demiş, nasıl demiş, nereden geldi bu, bunu olur öyle. O zaman çok şeyler olur. Ancak içte bir ruhu hareket olur. Çünkü bizim ruhumuz çoktan belleşmiş. Uzun zamandır kalbi hareket yok. Hep işte televizyona bak, onun gazeteler ne diyor, ne var ne yok. Hep lüzumsuz şeylerle meşgul. Bu kadar lüzumsuz şeylerle meşgul, ondan sonra gel bir yağlı, tatlı bir yemek ye, olmuyor. Neden doldurduk biz lüzumsuz şeylerle? Kafa doldu, kalp doldu. Onun için bugün meslemini bitirdik. Veya işte bugün 4-5 eylem okuduk. Oku bir eylem oku bir gün. Bir eylem oku ama oku. Aklını ver. Biz şimdi ders yapıyoruz. Yani hepsi nur talebesi, hepsi eski nur talebesi. Yani maşallah bilenler. Bir okuyoruz yüzünden. Yani bir kardeş Türkçe okuyor. Karşılıklı. Ben de Arapçasından okuyorum. Oradaki farkları görüyoruz. Ha, o farklardan konuya giriyoruz. Bu konu ne diyor ustad, neyi anlatmak istiyor? Bazen hepimiz duruyoruz. Ya bu ustad burada ne diyor, neyi anlatmak istiyor? Onlar bana bakıyorlar, ben onlara bakıyorum. Ben bilmiyorum, ben anlamıyorum. Ne diyor? Hadi bir de. Bir de okuyoruz. Hadi bir de, hadi bir de. Ders bitende bir de baştan oku. Biz kimseyi okumuyoruz, biz kendimiz okuyoruz. Ya meslemi bitirsek ne bitirmesek? Bitirmeyelim, kalalım burada. Üç eylemde kalalım yeter bize. Bir az açılıyor. Bir de bakarsın bir kardeş gelmiş, köşede tak bir şey attı. Burada bu onu diyor. Aa, o başka bir şey falan. Böyle açılıyor. O zaman yani desem mest olursun, mest. Mest bilirsiniz. Ders bitiyor. Dersten mest olursun. Aa, bugün okudum. Bir şey okudum. Ama öyle yüzünden okumak olmuyor. Evet. Bazen bazı yerleri okurum. Mesnevi'de başka yerde. İnan bazı hatırlıyorum bazı zamanında da. Şimdi olmuyor tabii. O halatlar gitti. Çıkardım dışarıya öyle dönerdim. Öyle. Bu ne diyor ya Rabbi? Bu ne iş yani? Aynen bir murid, bir derviş nasıl bir cezbe alır. Aynen öyle. Bu ne yazı? Bu ne konu ya Rabbi? Çok insan onunla yatar kakar. Yani Mesnevi de biraz tabii Risale'lerle hepsini ciddi okumak lazım, bu bir. Ama Mesnevi bizzat çok ciddi okumak lazım. Hatta bu sefer sempozyumların birisinde bir profesör işte anlatıyor, ustad öyle öyle öyle. Oturanlardan birisi kalktı sordu. Dedi hocam, ustad bunları yazmış. Bunun metodunu kurmamış mı? Nasıl okunur? Nasıl okuyalım? Dedi bunu bizim gibi öyle kürsülerde veya
sempozyumlarda gelip anlatmaktan olmaz. Öyle bu dize uğrarsın, çökersin önünde. Dikkatle okursun o zaman. Ölmezse böyle olur. Öyle dizine vur. Evet. Otursun okursun. Mesnevi istiyor. Ama o zaman insan Mesnevi'ye yapıştı mı daha vazgeçmez. Üstad vazgeçmez onu. Hep okur. Çünkü şeyini aldı. Tadını aldı. Dedim ya şeyde o edipte bak aşık oldu. Yani edipte bak dedim Allah razı olsun ya Rabbi. Irak'ın eğer 5 edebiyatçısı varsa o bir. Yani 5 Necip Fazıl'ı varsa o bir. Diyelim öyle ta anlayasınız. O kadar yüksek edebiyatçı. Mesnevi'yi okuyunca aşık oldu. Hakikaten Mesnevi diğer insan aşık olsun. Çünkü çok güzelmiş. Çok. Diyor maalesef şimdiye kadar Mesnevi canlı dünya dillerine tercüme olunmamış. Gelse İngilizce veya Fransızca, Almanca bunlara tercüme olsa o zaman Avrupalılar bilirler, oradan geliyorlar Mesnevi Rumiç, değil mi? O zaman bilirler bu kıymetine kadar. Bizim Arapçaycı, ben bitirdikten sonra tahkiki ona gönderdim. Ona bir ön söz yazdı. Methal dediğimiz, yani giriş. Orada diyor, ustad bunu, insan bunu okuduğu zaman içimizde ustadı acıyoruz. Nefsiyle ne çekmiş ya? Nefsiyle ne çekmiş? Yani zaten ustad bir yerde diyor, kum men şi'te felâ nefsuke atgâ min nefsî ve lâ şeytanuke ağvâ ve asâ min şeytanî. Sen kim olursan ol. Senin şeytanın benim şeytanımdan daha gavi, daha asi değil. Senin nefsin daha fazla değil benimki daha çok. Yani nefsini çok çok şey görüyor. Onun için çok yerlerden öyle sıkıştırıyor nefsi. Elhamdülillah. Muvaffak oluyor. Zaten bir ön sözde var. Bütün girdiğim yerlerde muzaffer oldum. Subhanallah, elhamdülillah, elhamdülillah, ilahe illallah, ekber. Biz hele o tefekkürlerde hepsini atlıyoruz. Ne olsun? Var ya, Allahu Ekber, Bab, Allahu Ekber, Bab, Allah. Onlar okunmuyor. Okunsa da öyle yüzünden okunup atlıyor. Ustad onu tefekkür imanı ediyor. Vird etmiş onu, vird. Yani okuyor, onda yaşıyor, onda lezzetini alıyor, gidiyor yani. Yani biz işin kolayını bulmuşuz. Ustad zorlaştırıyor, yapalım. Bizimki daha kolay.